Tüm bu yapay zeka çılgınlığı, teknolojik gelişmeler, otonom robotlar, büyük dil modelleri, makine öğrenmesi ve çok daha fazlasından birçok insan çok daha verimli bir iş hayatı, kolay ulaşım, rutinlerden kurtulma ve elbette zenginlik beklerken ben ilk olarak ne istiyorum biliyor musunuz? Sağlık. Evet, her şeyin başı ve beklediğimiz asıl değişim ve dönüşüm de bu alanda olmalı. AlphaFold ile proteinleri katlayıp yepyeni kişisel ilaçlar tasarlayabilecek seviyeye gelirken şu aşamada dünya çapında sağlık sistemlerinin temel sorunlarına da odaklanmamız gerekiyor. Hem hastalar hem de hekimler açısından. Hekimler açısından çok daha verimli, hedefli, bilgili tedaviler uygulayabilmek ve hastalar açısından da en kısa sürede en etkin tedaviye ulaşabilmek en önemli hedefimiz olmalı. Ve iyi haber, görünen o ki bu dönüşüm gerçekleşmeye başladı bile. Ve beklenenin aksine teknolojinin gücüyle dönüşen sağlık sisteminin merkezinde bildiğiniz biz, yani hastalar olacak. Tam da olması gerektiği gibi. Bunu anlamak için bir araştırmaya ve bu araştırmada ortaya çıkan bazı önemli başlıklara birlikte bakalım. Bu başlıklardan birinde de bir Türk şirketinin başarısına da şahit olacağız birlikte. Hep söylediğimiz gibi, her şeyde olduğu gibi. Her şeyin başı sağlıksa, daha iyi bir sağlık sisteminin de ham maddesi data, yani veri olacak. Çok çarpıcı bir oran vereyim size. Hastanelerde, özel kliniklerde yapılan tüm işlemleri, tanı, teşhis ve tedaviyi, yatarak veya ayakta tedavileri, ameliyatları filan düşünün. İşte tüm bu işlemlerde ortaya inanılmaz faydalı bir veri havuzu çıkıyor. Ve işin can sıkıcı tarafı, istatistiklere göre bu verilerin %97'si etkin ve kapsamlı bir şekilde kayıt altına alınmıyor. Hekimlerin, hastanelerin, sağlık sistemlerinin inanılmaz işine yarayabilecek, sağlık sisteminin verimini kat be kat artırabilecek korkunç miktarda veriden etkin bir şekilde yararlanılamıyor maalesef. Bu veriyi hangi bölgelerde hangi hastalıkların ortaya çıktığını, hangi hastalıklar için hangi tedavilerin işe yaradığını, uygulanacak yöntemleri analiz etmek için kullanabiliriz. Bu noktada ilk defa sanırım bu konuya el atan bir şirketten bahsederken kendimi çok iyi hissedeceğim. Zira kişisel sağlık veri yönetimi alanında dünyanın öncü şirketlerinden biri bizim ülkemizden çıktı. TIGA Sağlık Teknolojileri. Hepiniz biliyorsunuz, Türkiye'nin dijital sağlık dönüşümünde oldukça önemli bir yeri olan bir kişisel sağlık kaydı sistemi var. E-nabız olarak biliyoruz. Bu uygulama hem hekimlerin hem de hastaların hayatını ciddi ölçüde kolaylaştırıyor. İşte bu uygulamayı ve bu sistemleri geliştiren şirkettir TIGA. Bu konuda bizim hayatımızı kolaylaştırmasından da öte, bu sistemin başarısını gören farklı ülkelerde TIGA'nın kapısını çalıyor. Yani e-nabızı geliştirdiği gibi diğer ülkelerin de kişisel sağlık kaydı sistemlerini geliştiriyor TIGA. Ve hali hazırda bazı ülkelerin sağlık sistemlerinin teknolojik dönüşümünü üstlenen bir Türk şirket var elimizde. İşte tam da ihtiyacımız olan yaklaşım bu. Ve bu konuda sağlık teknolojileri alanında ülkemizin dünyada öncü ülkelerden biri olmasını sağlayacak çok önemli bir adım bu. Temel olarak TIGA'nın sistemi şunu yapıyor aslında. Zaten herhangi bir nedenle hastaneye gittiyseniz siz de tanışmışsınızdır bu sistemle. Hastaneye gidiş sebebiniz, şikayetleriniz, bununla ilgili tanı, teşhis ve tedavi için uygulanan tüm işlemler, testler, görüntülemeler filan ve kullanılan ilaçlardan yapılan operasyonlara kadar tüm bilgiler kayıt altına alınıyor. Bir anlamda size özel sağlık hikayeniz yazılıyor. Ve bu veri seti sayesinde ilk andan son ana kadar hastanın tüm adımları takip edilebiliyor. Ve bu da çok ama çok değerli bir veri bankası ortaya çıkarıyor. Bunun faydası da daha sonra istediğiniz zaman, istediğiniz yerde, hangi hekime giderseniz gidin, tüm hayatınız boyunca uygulanan işlemler, testler kayıt altında olduğu için sağlığınızın ne yönde ilerlediği gibi kişisel takibin ötesinde, tüm nüfusun sağlık durumu, hastalık trendleri, zaman içerisinde belirli bölgelerde artış gösteren hastalık takibi gibi çok değerli bir hazine çıkıyor ortaya. Tüm bunları da işte bu kişisel sağlık kaydı sistemi olarak bilinen ve kendi geliştirdikleri bir teknolojiyle gerçekleştiriyorlar. Bu teknolojinin alameti farikalarından biri de veri güvenliğinin mevcut veri güvenliği standartlarını en üst düzeyde karşılayan, tamamen gizli şekilde, sadece amaca yönelik işlenmesi. Bunun da ötesinde yine kendi geliştirdiği bir ilaç takip sistemiyle birlikte yazılan ilaçların üretimden tedariğe ve eczane raflarına kadar takibi de yapılarak tüm sağlık sistemi üzerinde bir kontrol sağlanıyor. Bunun ne kadar hayati bir önemi olduğunu şöyle anlatayım.
Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre yoksul ve gelişmekte olan ülkelerdeki ilaçların %11'i sahte ve standart altı. Ayrıca sahte ilaç kullanımı nedeniyle dünya üzerinde her yıl 1 milyondan fazla insan hayatını kaybediyor. Benzer şekilde dünya genelinde sahte ilaçlara harcanan para 30 milyar doların üzerinde. İşte bunu ancak bir baştan sona eksiksiz takip sistemiyle kontrol edebilir. Bu büyük sorunu ortadan kaldırabilirsiniz. Gurur verici olan şey ise şu: 2010 yılından bu yana uçtan uca ilaç takibini yapan ilk ülke Türkiye. Ve işte bu sistemi geliştiren de TIGA. Bağımsız bir denetleme kuruluşu olan PwC raporuna göre TIGA'nın ilaç takip sistemi dünya ülkelerinde kullanılan sistemler arasında best practice olarak değerlendirildi. Tüm bunların sonucu olarak 2010 yılından bu yana Türkiye'de sahte ve standart altı ilaçların tedarik zincirine girmesi engelleniyor ve insanlar ilaçlara daha güvenli bir şekilde erişebiliyor. ITS yani ilaç takip sistemi mobil uygulaması ile de vatandaşların prospektüslere, yan etki bildirimlerine, eczane lokasyonlarına filan ulaşabildiği kapsamlı bir mobil uygulamada hayata geçirdiler. Global araştırmalarda sağlıkta teknolojik dönüşümden bahsederken en önemli ihtiyaç olarak en tepeye bu veri tabanlı birbirine bağlı sağlık ekosistemini koyuyorlar. Bu sayede hekimler için büyük bir yük olan veri takibi, analizi gibi iş yükü hafifliyor ve asıl önemli olana, hastaya odaklanabiliyorlar. Gerçekten de bu denli önemli bir alanda bir Türk şirketinin öncü olması harika. Yani ciddi anlamda göğsümüzü kabartan gelişmeler bunlar. Herkesin de farkında olması, ülkemizden çıkan bu değerleri bilmesi çok önemli diye düşünüyorum. Ki zaten bu girişimin de etkisiyle teknolojinin sağlıkta yaratacağı diğer bir başlığa da pas atabiliriz. Sağlığın demokratikleştirilmesi ve globalleşmesi. Genel çerçeveden baktığımızda aslında bu tip teknolojik gelişmeler sayesinde yaşanan dönüşümden en çok faydalanabilecek topluluklar bu teknolojileri üretemeyen veya bu teknolojilere ulaşımı olmayan topluluklar. Dünyanın gelişmemiş ülkelerinde sağlık sistemlerinde büyük sorunlar yaşayan topluluklara sağlanacak imkanlarla dünyanın herhangi bir yerinden herhangi bir hekim danışmanlık verebilecek. Ve bu sayede sağlık imkanlarının asıl ihtiyacı olanlara ulaşması sağlanabilecek. Daha da ilerleyen dönemlerde uzaktan ameliyatların da mümkün olmaya başlamasıyla çok ciddi sağlık sorunlarında dahi dünyanın herhangi bir yerinden bir hekim müdahale edebilecek. Sağlıkta dönüşümün en önemli aşamalarından biri de elbette tanı ve tedavinin dağıtılması olacak. Pandemi de bunun bir provasını yaptık aslında. Uzaktan sağlık hizmetleri. Zira hastaneler artan nüfusun yoğunluğunu kaldıramıyor genellikle. Ve istatistiklere göre birçok hastanın aslında hastaneye gitmesine gerek bile olmadığı görülüyor. Bu hastaların uzaktan takibi, danışmanlık alması, bir hekimle görüşebilmesi hastanelerdeki yükü büyük oranda azaltacaktır. Fakat elbette bu aşamanın hayata geçebilmesi için çok önemli bir konu daha var. Kişisel sağlık takibi. Çeşitli giyilebilir veya taşınabilir sağlık ekipmanları ile hastanın sağlık durumunun sürekli takibi ve hekimine raporlanması sayesinde hasta kendisi farkında olmasa bile bir sorun yaşadığında acil müdahale şansı doğacaktır. Çünkü bu sağlık sistemine asıl yükü bindiren düzeltici tedaviden çok önleyici tedavi mümkün kalacak. Bir sorun yaşandıktan sonra değil, yaşanmadan önce önlem alınarak tedavi şansı arttırılarak uzun süren tedaviler nedeniyle yaşanan psikolojik, finansal yığınla sorunu da çözecektir. Tabii bununla bağlantılı olarak yine kişiselleştirilmiş sağlık geleceğin en önemli başlıklarından birisi. Her hastanın biricik olduğu düşünüldüğünde kimi zaman bir hastaya farklı bir yaklaşımla tedavi uygulamak gerekebiliyor. Burada elbette yine disiplinler arası bir işbirliği göreceğiz. Örneğin genetik testler veya gen dizilemesi ile bir bireyin belirli hastalıklara yakalanma riski yüksek çıkarsa bu hasta için hem önleyici tedavi uygulanabilir hem de diğer hastalıklar için kullanılacak ilaçların bu olası hastalığı tetiklemesi önlenebilir. Bu tip bir yaklaşımla toplum sağlığında yaşanacak gelişmeyi bir düşünün sadece. Ama bu elbette burada kalmayacak. Dijital ikiz kavramını biliyorsunuz. Şu an için fabrikalarda makinelerin dijital ikizleri oluşturularak makinelerde yaşanacak problemler önceden tespit ediliyor. Bu sayede önleyici bakım yapılabiliyor ve yaşanabilecek çok maliyetli arızaların önlenmesi sağlanabiliyor. İşte bu yaklaşımı bir insan için uyguladığımızda bir insanın belirli organlarının veya daha ileri seviyede tüm bedeninin dijital ikizi oluşturularak uygulanacak tedavi önce dijitalde test edilebilir ve gerçekte yaşanabilecek komplikasyonlar da önlenebilir. Yani özetle sağlığın geleceği günümüzden çok ama çok farklı olacak. Hiyerarşik bir modelden çok daha ortak bir modele geçeceğiz. Ve hastaneler veya hekimlerden ziyade hasta bu sistemin merkezinde olacak.
sağlık profesyonelleri veri, yapay zeka, makine öğrenmesiyle birlikte kişisel sağlık cihazları ve genetik biliminin ortaklığıyla ortaya çıkan modelin bir parçası olacak ve çok daha hedefli tedaviler uygulayabilecekler. Bir tür kültürel bir değişim bekliyor bizi anlayacağınız. En büyük beklentimiz elbette tüm bu gelişmelerin tüm dünyaya yayılması ve ihtiyacı olan ancak imkanları kısıtlı topluluklara çok daha hızlı, kapsamlı sağlık hizmetlerinin ulaşımının önünün açılması. Tabii bu nedenle TIGA gibi öncü Türk şirketlerinin başarılarını daha geniş kitlelere tanıtmak ve gurur kaynağımız olan bu değerli çalışmaları desteklemek sadece ulusal değil, küresel sağlık sistemleri içinde kritik bir rol oynayacaktır. Ve her zaman olduğu gibi tekrar görüşene dek iyi ki varsınız. Sevgiler. Thank you.